İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Sebastia şehrindeki Sutkevork Ermeni Kilisesi'nin yeniden inşa edilmesi planlanıyor. Batı Ermenistan'ın Van, Mardin ve Dikranagert'te hükümet karşıtı protestolar. Cevak'ta ot toplama sezonu bitti. Cihadistler ve gerici isyancı gruplar İdlib eyaletinin Han Şeyhun kentini terk ediyor. Fransa ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanları Dağlık Karabağ'da ihtilafını da ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdiler. ABD Başkanı Rusya'nın G8'e geri dönmesini destekliyor. Gutan 2019 geleneksel şarkı dans festivali Komitas Vartabet'in 150. yıl dönümüne adandı. Türk İhlas Haber Ajansı tarafından bildirildiğine göre Batı Ermenistan'ın Sebastia'daki Ermeni Surpgevor Kilisesi'nin restorasyonu ile ilgili çalışmalar başladı. Kaynağa göre 19. yüzyılda inşa edildiği öngörülen bu kilise şu anda 5. Askeri Piyade Tugayı bölgesinde bulunuyor. Ermeni Kilisesi'ni eski durumuna getirme kararı 2016 yılında alınmıştı. Yüzlerce insan Kürtlerin yoğun yaşadığı Batı Ermenistan'ın Van, Dikranagert ve Mardin şehirlerinde 5 ay önce büyük ara oylarla seçilen belediye başkanlarını Erdoğan hükümetinin zorla görevden alması ve onların yerine tercih ettiği adaylarını atamasına dair Ankara'nın verdiği karara karşı sokağa çıktı. Görevden alınan belediye başkanları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ikinci en büyük muhalefet gücü olan Kürt Yanlısı Halkın Demokratik Partisi'ni temsil ediyordu. Resmi Ankara, onların Türkiye ve Batı'daki terörist gruplara dahil olan Kürdistan İşçi Partisi'ne katıldıklarında ısrar ediyor. Kürt Yanlısı Parti ise iddiaları kategorik olarak reddediyor ve Erdoğan yönetiminin muhalefeti susturmak için terörle mücadele adı altında baskı kurmak istediğini iddia ediyor. Ahalkalak Belediyesi'nde ot toplama mevsimi sona ermiş, tahıl mahsullerinin hasadı ise devam etmektedir. Çiftçiler hava şartları nedeniyle bu yılın hububat veriminin geçen yıla göre 2 kat daha düşük olduğundan şikayet ediyor. Tahıl verimi önceki yıllara göre ortalamanın altında bulunuyor. Çamdura köyünün sakini Varastat, geçen yıldan 2 kat daha az buğday ve arpa elde ettik. Geçen yıl tahıl mahsulleri için uygun bir mevsim oldu ve bu yıl kötü hava koşulları nedeniyle kötü mahsul aldık dedi. Çiftçiler düşük tahıl veriminin sebebinin baharda yağan dolu olduğunu söylüyor. Reuters haber ajansının Londra'daki Suriye İnsan Hakları Merkezi'nden edindiği bilgiye göre cihadistler ve terörist gruplar Suriye hükümetinin saldırısından sonra İdlib eyaletinin en büyük şehirlerinden olan Han Şeyhun'u terk ediyor. Son 5 yıl içerisinde gerici militanların kontrolü altında olan Han Şeyhun'un kurtarılması Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ordusunun Şam-Halep ana karayolunu tamamen kontrol altına almasına izin veriyor. İdlib, ülkenin muhalif yerlerinden yüz binlerce mülteci de dahil olmak üzere 3 milyon insanın yaşadığı Suriye muhalefetinin kontrolündeki son şehirdir. Fransa ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanları Emmanuel Macron ile Vladimir Putin, Dağlık Karabağ-Artsakh ihtilafı da dahil bölgesel ihtilafları Bregançon'da yaptıkları görüşmede ele aldılar. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitri Peskov'a göre görüşmeler yoğun, yapıcı ve güvenilirdi. Peskov, Balkanlar, Karabağ-Artsakh sorunu gibi bölgesel sorunlar ile iklim konusunda Antarktika'daki durum hakkında oldukça ciddi konuşmalar gerçekleştirildiğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün Washington'da Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannes ile görüşmesinden önce yaptığı konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecek yıl ev sahipliği yapacağı G7 zirvesinde Rusya'nın G8'e geri dönmesine taraftar olduğunu açıkladı. Trump, "Ben Rusya'nın dönüşünü kesinlikle desteklerdim. Rusya'nın G8 içinde olması çok daha uygundur. Bu bir büyük G8 olmalı. Çünkü konuştuğumuz şeylerin çoğu Rusya hakkında" dedi ve ekledi. "Birisi bu inisiyatifi ele alırsa onun lehine düşünmeye çok meyilli olurum." Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal ettikten sonra dünyanın en gelişmiş ve etkili ülkelerinden oluşan G8'in eski formatından dışlandığını hatırlatalım. Mırro adlı Ermeni Ulusal Sanat Merkezi'nin girişimiyle geleneksel Gutan Şarkı Dans Festivali'nin 6.'sı 23 Ağustos saat
19'da Gaskat diye de anılan Kafesçian Heykel Bahçesi'nde gerçekleşecek. Festivale Agung, Sasnadzirer, Van, Masung, Daronciner, Maratuk, Nubar, Gorani, Artsakh'tan Dıncıre, Dönüş, Varkayots, Davros, Zartong, Artvin, Bostan, Arek, Maratuk Ciner, Sebastia Ciner, Bazmaberdi Gorani gibi ulusal şarkı ve dansı temsil eden en iyi gruplar katılacak. Festivalde Kilikya'dan Artsakh'a kadar tüm Ermenistan'ı, tüm bölgeleri ve ilçeleriyle birlikte temsil eden geleneksel şarkılar ve danslar tüm detaylarıyla yer alacak. Festivalin kurucusu Ermenistan Cumhuriyeti'nin emektar sanatçısı Arsen Grigoryan 2014'ten bu yana festivali organize ediyor ve bu kısa sürede festivali favori haline getirmeyi başardı. Arsen Grigoryan'a göre Guta'nın amacı geleneksel Ermeni şarkıları ve danslarını korumak ve yaymak, genç nesle daha tanınmış hale getirmek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gomidas Kuartetinden Şohercan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.